En güzel isimler. El Celil. Allah'ın arslanı bu. Haydar-ı Kerrar. Peygamber Efendimizin hem yeğeni hem damadı. İlmin kapısı, merdi meydan Hazreti Ali bu. Bugün savaş günü. Bozgunculuk çıkaran Hayber şehrine doğrudur sefer. Peygamber ordusu kamp kurunca Efendimiz dedi ki, "Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever." Ertesi sabah Efendimiz, "Ali'yi çağırın," dedi. Hazreti Ali gözlerinden rahatsızdı. Efendimiz ona dua edince hiçbir şeyi kalmadı. Efendimiz, İslam sancağını Hazreti Ali'ye teslim etti. Beline kılıcı Zülfikar'ı mübarek elleriyle kendisi bağladı. Hazreti Ali kale kapısına gidip Hayberlileri İslam'a davet etti. Bu daveti kabul görmedi ve Hayberli askerler savaşmak için dışarı çıktılar. Hazreti Ali başta olmak üzere peygamber ordusunun tüm neferleri arslanlar gibi mücadele ederek üstünlüğü ele geçirdiler. O sırada bir ses yankılandı. "Merhab geliyor." Merhab, Hayber'in en gösterişli savaşçısıydı. Elinde çift kılıç dolaşan bir insan azmanıydı. Merhab, "Kardeşimi öldürmüşsünüz. Ben de sizi öldürüp kanınızı içmeye geldim. Var mı karşıma çıkacak?" diye bağırınca Hazreti Ali dikildi karşısına. Merhab, "Ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere arslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır," diyerek övünüyordu. Hazreti Ali ise şöyle cevap veriyordu Merhab'a. "Ben de annesinin bana Haydar, yani arslan adını taktığı adamım. Allah'ın izniyle cesarette ormanlardaki en heybetli arslanlar gibiyimdir. Seni yaşatmayacak, yere sereceğim." İki kılıca karşı Zülfikar, boyu kapılardan sığmaz bir adama karşı göğsü iman dolu bir yiğit. Çarpışma kısa sürdü. Hazreti Ali bitirdi işini Merhab'ın. Ardından tekrar kızıştı savaş. Çarpışma devam ederken bir ara kalkanını elinden düşüren yiğitler yiğidi Hazreti Ali, birkaç kişinin ancak kaldırabileceği kale kapılarından birini yerinden sökerek kolayca eline aldı ve kalkan olarak onu kullanmaya başladı. Bu manzarayı gören 7-8 kişi birden aynı anda hücum ettiler Hazreti Ali'ye. Ancak meydanların gördüğü en yiğit savaşçılardan biri olan Hazreti Ali, bu 7-8 kişiyi sanki kağıttan yapılmışlarcasına sağa sola savurarak ilerledik kaleye doğru. Hayber fethedilmişti. O gün Hazreti Ali'nin heybetini, ululuğunu ve yiğitliğini gören Müslümanlar, "O gün Allahü Teala'nın Celil ismi Ali'de tecelli etti," diyeceklerdi. İşte Yüce Rabbimiz böyledir. Celadet, ululuk ve heybet sahibidir. Celal sıfatlarıyla donanmıştır. O yüzden Allah'ın güzel isimlerinden biri de Celil'dir. O uludur. Zatı da, sıfatları da zamandan ve mekandan münezzeh olarak uludur.